Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu konsekutif setse. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, konsekutif setse acaba ne demek? Konsekutif setse ardışık cümleler demek arkadaşlar. Folgen ausdrücken, yani cümlenin devamını getirmek ve bunu bir şekilde ifade etmemiz için demek ki bu kapsam içerisinde konsekutif Sätze'nin alt başlığı olan yapıları görüyor olacağız. Bakın, solch ein solch, ein derartig yapılarını görüyor olacağız. Tabii başka başka yapılar da var. Bunlar arkadaşlar demek ki cümlenin akışını devam ettiren yapılar. Ne demek istediğimiz zaten cümle içerisinde o örnekleri yaparken daha bir anlamlandırıyor olacağız. Dilerseniz ilk örneğimizle başlayalım. Şimdi arkadaşlar, solch ein solch ve ein derartig, az önce söylemiş olduğum gibi hani öyle bir şey ki gibi bir anlam içeriyor. Dediğim gibi buraya baktığımızda solch ein Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Öncelikle bir anlamlandıralım. Burada bilinmeyen kelimeler var. Öyle değil mi? Öncelikle baktığımızda der Wirkstoff etken madde demek arkadaşlar. Bu etken maddeden kasıt ne olabilir? Tıpta kullanılan etken maddeler olabilir, değil mi? Kimyasal maddeler olabilir Wirkstoff ile kasıt. Tabii etken madde dersek daha doğru ederiz. Daha dringend, acilen, zugelassen, izin verilmek. Yani zulassen, bir şeye müsaade etmek, izin vermek anlamında. Dolayısıyla evet, devamını getiriyorum daha. Die Menschheit, bu da insanlık demek arkadaşlar. Von Viren verschont bleiben, virüslerden uzak tutmak ya da virüslerden korumak anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla böylesi bir etken madde acilen ne olmalı? Kullanılır hale gelmeli. Böylelikle ne olacak? İnsanlık virüslerden korunmuş olacak anlamını içermiş oluyor. Dolayısıyla bakın, burada yapısal olarak solch ein görüyoruz. Böylesi bir anlamına geliyor arkadaşlar. Demek ki solch ein, böylesi bir etken madde hemen derhal ne olmalı? Kullanıma açılmalı, dağıtıma açılmalı, çoğaltılmalı gibi bir anlam doğmuş oluyor. Zugelassen'dan kasıt, yani izin verilmeli anlamında. So dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Verschont bleiben demek ki korunmak anlamında arkadaşlar. Bu durumda insanlık bu tarz virüslerden, değil mi? Ya da bu von Viren verschont bleiben derken virüslerden ne olmalı? Uzak durmalı, koruma içerisinde olmalı gibi çevirebiliyorum. Tabii çoğu zaman Türkçe'yi çevirirken arkadaşlar, Almanca'dan Türkçe'ye birebir hani kelimelerin anlamlarını da vermek maksadıyla verdiğim için böyle bozuk anlatımlar olabiliyor. Evet. Şimdi dilerseniz ikinci örneğe bakalım. Burada da gene aynı mantık söz konusu arkadaşlar. Aynı anlam söz konusu. Burada bu sefer solch ein yerine ein solch yapısı devreye giriyor. Bakın burada ne olmuş? Solch ein yerine ein solcher Wirkstoff deniliyor. Bakın burada der Wirkstoff, yani etken madde, buradaki artikel ne oldu? Ein solcher şeklinde değerlendirilmiş oldu. Bu das artikeli olmuş olsaydı ne olacaktı? Ein solches olacaktı ki birazdan onu da görüyor olacağız. Demek ki Wirkstoff etken maddenin artikeli der olduğundan dolayı ein solcher Wirkstoff demiş oluyorum. Bu durumda cümlenin devamını getirebiliriz. Ne diyor cümlemiz? Ein solcher Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Bakın her şey yerli yerinde duruyor. Demek ki so dass yapılı cümleleri daha önceden görmüştük, öyle değil mi? Burada ne yapmış olduk? Konsekutif olarak solch yapısını da işin içerisine katmış olduk. Şimdi arkadaşlar, solch ein solch ya da ein derartig, bakın bunların hepsi güzel Türkçemizde böylesi bir anlamına gelmiş oluyor. Ein derartig yapısına baktığımızda ne oluyor, ona bir bakalım. Ein derartiger Wirkstoff, bakın ne olmuş? Der Wirkstoff olduğundan dolayı tıpkı ein solcher yapısında olduğu gibi burada da
ein derartiger şeklinde ifade ediliyor. Dolayısıyla ein derartiger Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Bakın her şey yerli yerinde. Sadece ne yapmış oluyorum? O ilgili yapının yerine başka bir yapıyı koymuş oluyorum ki herhangi bir farklı bir anlam söz konusu değil. Aynı şekilde demek ki bırakmış oluyorum. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım arkadaşlar. Demek ki solch ein solch ya da ein derartig şeklindeki yapılar birbirinin aynıymış. Bunların da anlamı neymiş? Böylesi bir demekmiş, değil mi? Ve bu yapı neye hizmet ediyor arkadaşlar? Cümlenin devamını getirmeye hizmet ediyor. Çünkü bir akıcılık bunun sayesinde söz konusu olmuş oluyor, değil mi? Demek ki solch ein Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt, değil mi? Anlamı gene korumuş oluyoruz bu sayede, değil mi? Demek ki böylesi bir etken madde acilen izin verilmeli, kullanıma açılmalı, değil mi? So dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Böylelikle insanlık ne olmalı? Virüslerden korunmuş olmalı. Korunmalı diye çeviriyorum. Ya da ne diyebilirim? Ein solcher Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Bakın bu ikinci alternatif. Üçüncü alternatif de neymiş? O da ein derartiger Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt demiş oluyorum. Değil mi? Evet. Şimdi bu yapıyı arkadaşlar solch ein solch ve ein derartig cümle başında gördük. Bu cümlenin başındaki yapıyı biz pekala cümlenin içerisine de giydirebiliriz. O örneğe bir bakalım. Ne diyor örneğimiz? Türken haben solch ein Gefühl für Barmherzigkeit, so dass sie selbst einem Fremden in schweren Situationen die Hand reichen. Evet, cümlemiz ne diyor arkadaşlar? Türklerden bahsediyoruz. Burada ne diyor? Türklerin solch ein Gefühl, Gefühl arkadaşlar, his demek. Barmherzigkeit, bu da merhamet demek arkadaşlar. Öylesi bir merhamet duygusu var ki Türklerde diyor. So dass sie selbst einem Fremden, bir yabancıya, in schweren Situationen, zor durumlarda, die Hand reichen, bakın Türkçe'de de öyle diyoruz, el uzatmak. Ne diyor yani cümlemiz? Türklerin öylesi bir duyguları var ki, öylesi bir merhamet duyguları var ki, zor durumlarda bile yabancılara el uzatırlar demeye getiriyor. Kesinlikle benim de altına imza attığım bir cümle bu arkadaşlar. Şöyle ki yani birçok milletten insan tanıyorum ve şundan emin olabilirsiniz ki Türk insanımız gerçekten en zor durumlarda bile tanıdık olsun olmasın, yabancı olsun olmasın, gerçekten el uzatıp o zor durumdan kurtarabiliyorlar. Onu da paylaşmak istedim. Dolayısıyla bakın burada arkadaşlar ne olmuş? Solch ein Gefühl, Gefühl his demek arkadaşlar. Dolayısıyla das Gefühl, bakın ne olmuş? Solch ein Gefühl şeklinde ele almış oluyoruz bunu. Solch ein Gefühl für Barmherzigkeit, demek ki tabi güzel Türkçemizde öyle demeyiz. Merhamet için olan duygu demeyiz, değil mi? Merhamet duygusu deriz. Ancak Almanca'da demek ki Gefühl für Barmherzigkeit şeklinde ele almış oluyoruz bunu. Dolayısıyla Türklerin öylesi bir merhamet duyguları var ki zor durumdaki yabancılara bile el uzatırlar demeye getiriyor. Şimdi demek ki buradaki solch ein Gefühl yerine ben ein solch yapısına da ne yapabilirim, giydirebilirim. Bu durumda bakın yapılar gene aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Bu durumda Türken haben ein solches Gefühl. Bakın solch ein ne oldu? Ein solches oldu ve das Gefühl bakın artık ile ne yapmış olduk? Orayı giydirmiş olduk. Dolayısıyla ein solches Gefühl şeklinde ne oluyor? Cümlenin devamı geliyor ve bütün
öğeler yerli yerinde arkadaşlar. Dolayısıyla Türken haben ein solches Gefühl für Barmherzigkeit, so dass sie selbst einem Fremden in schweren Situationen die Hand reichen. Değil mi arkadaşlar? Demek ki solch ein solches ya da bir üçüncü alternatif, o da ne arkadaşlar? Ein der artık yapısı. Bakalım ona bir bakalım. Türken haben, bakın, ein derartiges Gefühl, bakın das Gefühl, ne olduk? Derartig yapısına giydirdik. Dolayısıyla ein derartiges Gefühl şeklinde ne oldu? Değil mi? Bu şekle bürünmüş oldu. Bu durumda Türken haben ein derartiges Gefühl für Barmherzigkeit, so dass sie selbst einem Fremden in schweren Situationen die Hand reichen demiş olduk. Bakın burada gene anlam bütünlüğü korunmuş oldu, değil mi? Her şey yerli yerinde duruyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Solch ein Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Solch ein Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Ein solcher Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Ein solcher Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Ein derartiger Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Ein derartiger Wirkstoff soll dringend zugelassen werden, so dass die Menschheit von Viren verschont bleibt. Türken haben solch ein Gefühl für Barmherzigkeit, so dass sie selbst einem Fremden in schweren Situationen die Hand reichen. Türken haben solch ein Gefühl für Barmherzigkeit, so dass sie selbst einem Fremden in schweren Situationen die Hand reichen. Türken haben ein solches Gefühl für Barmherzigkeit, so dass sie selbst einem Fremden in schweren Situationen die Hand reichen. Türken haben ein solches Gefühl für Barmherzigkeit, so dass sie selbst einem Fremden in schweren Situationen die Hand reichen. Türken haben ein derartiges Gefühl für Barmherzigkeit, so dass sie selbst einem Fremden in schweren Situationen die Hand reichen. Türken haben ein derartiges Gefühl für Barmherzigkeit, so dass sie selbst einem Fremden in schweren Situationen die Hand reichen. Sıradaki yapımızla devam edelim arkadaşlar. In Folge von, bu datiflik alıyor arkadaşlar. In Folge von, bir şeyin akabinde olan bir şey. Yani neyse onu göreceğiz şimdi. In Folge von einem Autounfall wurde sein Bein eingegipst. Bakın burada ne diyor arkadaşlar? Bir araba kazası neticesinde, akabinde wurde sein Bein eingegipst, bacağı alçıya alındı denildiğinde, bakın burada demek ki datifliği gerektiriyor. Unfall, der Autounfall ne oldu? Datifte dem. Dolayısıyla infolge von einem Autounfall şekline büründü. Bu durumda infolge von einem Autounfall wurde sein Bein eingegipst demiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki infolge von yapısına örneğine bakalım. Ne diyor? Infolge von den störenden Geräuschen der Nachbarn ist Gisela in eine andere Stadt umgezogen. Evet, ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Störende Geräusche, rahatsız eden sesler, yani gürültü, değil mi? Rahatsız edici yani gürültü, değil mi? Gürültü zaten rahatsız edicidir. Ancak Almanca'da rahatsız edici sesler şeklinde ele alınıyor. Dolayısıyla biz gürültü diyelim isterseniz buna. Demek ki komşuların gürültüsü neticesinde ist Gisela, bu bir kadın ismi, Gisela in eine andere Stadt, başka bir şehre umgezogen, taşındı. Demek ki Gisela gürültü, yani komşuların yapmış olduğu gürültüden dolayı ne yapıyor? Şehir değiştiriyor. Dolayısıyla infolge von denildiğinde, yani bunun akabinde anlamı doğmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar buradaki yapıyı biz infolge'yi bu sefer genitiflik ile bir araya getireceğiz.
Şimdi gene aynı anlam, herhangi bir anlam kayması yok. Ne oluyor ona bir bakalım. Şimdi burada infolge von einem Autounfall dedik ja ve ne yaptık? Dativliği kullandık. Burada ise genitifliği işin içerisine katıyoruz. Bakın ne oluyor? Infolge eines Autounfalls wurde sein Bein eingegipst. Ne olmuş arkadaşlar? Gene aynı anlam. Sadece infolge von yerine infolge eines, bir araba yani bir kaza sonucunda ne oldu? Bacağı alçı alındı demiş oluyoruz. Dolayısıyla burada genitiflik işin içerisine giriyor. Bu durumda infolge eines Autounfalls wurde sein Bein eingegipst diyoruz. Şimdi az önceki örnek infolge von den störenden Geräuschen örneğini genitifliğe oturtacak olursak bakın burada ne oluyor? Infolge der störenden Geräusche der Nachbarn ist Gisela in eine andere Stadt umgezogen. Tabi burada belirtiyoruz değil mi? İşte komşuların yapmış olduğu o gürültü neticesinde dediğimizde ve biz bunu genitiflik olarak incelediğimizde infolge der störenden Geräusche der Nachbarn ist Gisela in eine andere Stadt umgezogen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Infolge von einem Autounfall wurde sein Bein eingegipst. Infolge von einem Autounfall wurde sein Bein eingegipst. Infolge von den störenden Geräuschen der Nachbarn ist Gisela in eine andere Stadt umgezogen. Infolge von den störenden Geräuschen der Nachbarn ist Gisela in eine andere Stadt umgezogen. Infolge eines Autounfalls wurde sein Bein eingegipst. Infolge eines Autounfalls wurde sein Bein eingegipst. Infolge der störenden Geräusche der Nachbarn ist Gisela in eine andere Stadt umgezogen. Infolge der störenden Geräusche der Nachbarn ist Gisela in eine andere Stadt umgezogen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde konsekutif sätze konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.